Sevgili takipçilerim, hepinize merhabalar diliyorum. Uzun zaman oldu, yeni video yükleyemedim. Maalesef köyde hala internet sıkıntısı mevcut. Yaşadığım yerde bu sıkıntıdan dolayı videolarımı düzenli bir şekilde yükleme yapamıyorum. Ama çözüm için uğraşmaya devam ediyorum. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Ben bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Bir yemek videosu hazırladım sizin için. Kastamonu Tosya'nın arkadaşlar Ortalıca köyünde yaprak sarması nasıl yapılır? Farklılık var mıdır? İçine neler katıyoruz? Sizinle paylaşmak istedim. Yapraklarımızı biz kış hazırlığı olarak bu şekilde kuru basım olarak hazırlıyoruz arkadaşlar. Önceki videolarımda da var. Kuru basım yaprağın özelliği nedir? Kesinlikle dalından kopmuş gibi tazeliğini muhafaza eden bir yöntem bence. Bunu tuzlu suyla da yapan var ama biz bu şekilde kuru olarak basıyoruz ve oldukça da memnunuz. Yıllardır aynı yöntemi deniyoruz, yapıyoruz. Size de şiddetle tavsiye ederim. Gerçi son zamanlarda bayağı kuru basım internette videolarda mevcut. Bizim yıllardır yaptığımız babaanne yöntemimiz budur arkadaşlar. Peki yaprak içi yöreden yöreye farklılık gösterir. Bizim kendi salçamızla, kendi yaprağımızla, kendi pirincimizle yaptığımız yaprağımız, özellikle dışarıdan tadanlar, gelen misafirlerden tadanlar oluyor ve çok beğendiklerini söylüyorlar. Farklılık olduğunu söylüyorlar. Siz neler yapıyorsunuz, neler katıyorsunuz, farklı olarak paylaşabilirsiniz. Ben malzemeleri şu şekilde koydum. Bakalım nasıl yapıyoruz. Arkadaşlar öncelikle meşhur Tosya pirincimizi ıslattık. Normalde sarma içini kırık pirinçten de yapanlar oluyor ama biz bu sefer pirinci tercih ettik. Yıkadık, ısladık. Bu şekilde şişmesini bekledik. Pirincimiz şu anda hazır. Yaprağımızı şişeden böyle kuru bir şekilde çıkardık. Bunun üzerine arkadaşlar kaynattığımız sıcak suyu koyarak yaprağın biraz daha gevşemesini, yani sertliğinin gitmesini, yumuşamasını sağlayacağız. Bu şekilde yaprağımızı daha kolay sarmış olacağız. Yani kaynar suyla ıslatacağız arkadaşlar. Suda bekleteceğiz kuru basım olduğu için. Malzemelerde neler var? Yaprak sarmasına biz bolca soğan katarız arkadaşlar. Bol maydanoz, bol dereotu. Eğer bunlar mevsiminde ise bolca katmanızda fayda var. Eğer evinizde yaşı yoksa kuruttuğunuz maydanoz ya da naneyi de katabilirsiniz. Yaş nanemiz olmadığı için ben şu anda kuru nane katacağım. Olsaydı eğer bir tutamda nane katabilirdim. Yaprağın bence püf noktası, yani iç harcının püf noktasında kesinlikle market salçası olmaması önemli. Kendi yaptığımız salçayı katarak aradaki farkı görebilirsiniz. Tarhana da bu daha çok gözüküyor arkadaşlar. Tarhana ya da market salçası kesinlikle yakışmıyor. Tadını bozuyor. O yüzden ev yapımı salça diyoruz. Baharat olarak da isteğinize bağlı kimyon, karabiber, pul biber koyabilirsiniz. Sıvı yağ ya da isteğe bağlı zeytinyağı. Pişerken üzerine limon dilimleyebilirsiniz. Biz bu şekilde yapıyoruz. Bol yeşillikli, bol malzemeli. Birazdan yapımına başlayacağız. Aşamalarını da sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, pirincimizi geniş bir kaba aldık. Daha kolay karıştırmak için iç harcımızı yapmaya başlıyoruz. Pirinci dediğim gibi önceden ıslattık, şişirdik arkadaşlar. Şişmesini sağladık. Limon koymuyor musunuz diye soran olabilir arkadaşlar. Bizim yaprağımız kendi yaprağımız olduğu için inanılmaz ekşi bir tadı var kendiliğinden. Şöyle soğanımızı bolca ince kıyılmış, robottan geçirebilirsiniz, ilave ettik. Bolca maydanozunu. Dereotunu ilave ettik arkadaşlar. Dediğim gibi bunların kurularını da kullanabilirsiniz. Bolca kuru nane. Kuru nane ilavesi yaptık. Elimi. Bu yöntemi kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum. Deneyin arkadaşlar. Evet. Pul biberimizi koyduk.
kimyon. Karabiberimiz. O biraz çok oldu mu? Ama yok, içimiz çok olduğu için pirincimiz. Püf nokta buradaki salça. Kendi yaptığımız ev yapımı salçamız. Yani tadının, lezzetinin yarısını veren neredeyse bu salça arkadaşlar. Tuzumuzu da ilave ediyoruz. İsteğe bağlı olarak tuzu da koyabilirsiniz. Daha sonra sıvı yağ ilave edeceğiz. Şimdi bu malzemelerin iyice birbirine geçmesi için elimizle iyice özlü bir şekilde yoğuracağız. Önemli olan lezzetlerin birbirine karışması. Kaşıktan ziyade elle yapılan hamuru yoğurur gibi yapılan yoğurma işlemi bence lezzetine katkı sağlayan bir yöntem. İyice bu şekilde malzemeleri birbirine karıştırıyoruz arkadaşlar. Bazı yörelerde ben görüyorum, yaprak içi çok sade yapıyorlar. Bulgur, pirinç, işte salça ya da domates ilavesi yaparak yapıyorlar. Yaprağa lezzet vermiyor, ben öyle düşünüyorum. Birkaç yerde yedim. Yani bizimkini tutmuyor. Buradan da reklamımızı yapalım arkadaşlar. Bence yaprak içi bu şekilde olmalı. Soğanı bol olmalı, yeşilliği bol olmalı ki yani yediğiniz sadece yaprak olmasın, içinde lezzetli olsun. Biraz da su katabiliriz. Evet, içimiz yoğruluyor arkadaşlar. Birazdan sarmaya başlayacağız. Bizim yapraklarımız küçük oluyor. Bahçe ya da bağ yaprağı olduğu için. Dediğim gibi ekşi oluyor. Ama dileyenler pişirirken limon koyabilir. Tamamlandı. Şöyle göstereyim ben son halini. Bol malzemeli yaprak içi arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Kastamonu Tosya Ortalıca Köyü'nde biz bu şekilde yapıyoruz. Yorumlara siz neleri farklı yapıyorsunuz? Yorumlarda paylaşabilirsiniz. Son olarak yaprağımızı da gösterelim. Bunu biraz ıslatacağız. Arkadaşlar, yaprağın hepsini şişeden çıkarıyoruz. Şöyle göstermek istiyorum size. Kuru basın yapraklar nasıl olduğu videomda var. Çok zahmetsiz bir yöntem. Direkt hiçbir şey yapmadan yaprağı katlayarak şişelere dolduruyorsunuz. Şimdi kaynama suyumuzu şöyle ekranı kapatmadan kuru basım olduğu için, tamamen dalından koptuğu gibi olduğu için arkadaşlar, sıcak suyla yaprağımızı yumuşatıyoruz ki sarma işlemi kolay olsun diye. Şu anda sarmak için yaprağımız hazır.
Neslihan oraya uzan. Uygun İçine geldiyse. Ege çeviridor. Geçsin. Ay Betül ondan mı kalktı? Evet. Hayır hayır yattı içine. Yaslan o zaman. Böyle daha rahat olur. Salih seni bırak dur. Arabayı da Mustafa almaya geliyor. Mustafa da gittin arabayı mı koydun da geldin. Yani sıra Mustafa'da. Bir de arabamı da zaten. Yani araba Mustafa'da. Nasıl sırayla mı biniyorsunuz? Yok sadece pazar günü. En çok Neslihan ablam bindiği için. Bak. Dur. Arkadaşlar yaprağı pişiriyoruz şu anda. Üzerine sıvı yağ ilave edeceğiz. İsteğe bağlı sıvı yağ. Sıvı yağını ilave ettikten sonra kaynar su döküyoruz arkadaşlar. Yani görünür görünmez su üstüne çıkacak. Bu şekilde suyumuzu ilave ettik. Kısık ateşte kaynamasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar yaprağımız pişiyor. 5-10 dakika kaldı pişmesine. Burada bizim farklı olarak yaptığımız şey yaprağı salça sos eklemek. Birazdan o sosunu yapacağız şimdi. Sıvı yağ ekliyoruz ayrı bir kaba. Daha sonra salçasını ilave edeceğiz. Bunu çoğu yörede yapılmaz bu salça sos ilavesi ama biz bunu yapmadan yiyemeyiz. Yaprak yavan olur arkadaşlar. Siz de deneyin bence. Sarmayı bu şekilde yapın. Böyle makarnaya yapar gibi salçayı hafif yağda kavuracağız. İçini az sulandırıp pişen yaprağınızın üzerine dökeceksiniz. Bir 5 dakika daha sonra kaynadıktan sonra da kapatabilirsiniz arkadaşlar. Evet, salçamızı sulandırdık bu şekilde. Sosumuzu hazırladık. Arkadaşlar yaprağınız ilk ocağa koyduğunuzda hararetli ateşte pişirin. Kaynadıktan sonra mutlaka kısık ateşe alın. Biz öyle yapıyoruz. Evet, biraz taştı. Bu şekilde salça sos ilave ediliyor. Kastamonu Tosya Ortalıca köyünde biz bu şekilde pişiriyoruz arkadaşlar sarmamızı. Biraz daha kaynadıktan sonra kapatacağız. Evet arkadaşlar sarmamız pişti. Gördüğünüz gibi servisi hazır. Yanında da patates salatasıyla çayla birlikte sarmamızı yiyeceğiz. Gayet güzel oldu. Güzel oldu arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum size.